Merhaba herkese. Bugün problemlerin en önemli alt başlıklarından birisi olan kar zarar problemleriyle karşınızdayım. Kar zarar problemlerinde özellikle eksiklik yaşarsanız veya anlamazsanız sayı kesir problemlerine bakmanızda fayda var. Özellikle sayı kesir problemlerini iyi e, özümsemiş bir öğrenci kar zarar problemlerinde çok fazla zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Ufaktan bir konuyu özetledikten sonra soru çözümüne geçeceğim hemen. Bakıyorum buraya elimizde ne var? Tabii ki bir mal alırsanız eğer bir ürün alınırsa onun bir maliyeti vardır. Bir de karı vardır. Karı yüzdelikli olarak da verebilir. Birim olarak da verebilir. Maliyet artı kar bana neyi verecek? Satışı verecek. Yani elinizde bir ürün var. O ürünü aldığınız fiyat arkasından üstüne koyduğunuz kar bize satışı verecek. Arkasından satışın oranı aysa eğer şu ifade bana neyi veriyor? Karı veriyor. Şu da nedir? Maliyetin kendisidir. Geliyorum buraya Şimdi eğer zarar edilecek olursa bu sefer ne olacaksın? Maliyetten bir şey çıkartmanız gerekiyor. Maliyetten çıkartacağınız ifadede ne olacaktır? Maliyet çarpı B bölü 100. Yani zararın yüzdesi. Maliyet bunları biliyoruz. Genel olarak eğer bir soruda alış fiyatını net olarak bize vermemişse, bir değer olarak vermemişse biz 100 TL olarak alırsak eğer çözümlemesi daha rahat olur. Çünkü neden? Eğer 100 TL'den 120 TL'ye geçerseniz buradaki kar zaten 20 TL olur. Biz aynı zamanda buna maliyetimiz 100 TL olduğu için %120 diyebiliriz. Geliyorum buraya. İndirim ve zamma karşılık satışların artması ya da azalması sorularında fiyat 10 TL, müşteri sayısı 10 TL denilebilir. Bu aynı zamanda dikdörtgen sorularında da benim karşıma çok çıkıyor. Misal dikdörtgenin kenarları arttırılıyor. Dikdörtgenin kenarları arttırıldığı zaman arkadaşlar buraya 10, buraya 10 da diyebilirsiniz. Bu sefer çarparsanız alanı kaç bulmuş olursunuz? 100. Yani alandaki artışı bulabilmek daha rahat olacak. Diyelim ki onu arttırdınız kaç yaptınız? 12. Burayı da arttırdınız kaç yaptınız? 8 yaptınız. 12 oldu 8 oldu. Alanı yeni alanımızı biz kaç buluruz? 96. Aradaki fark kaç oldu? 4. Yani alandaki azalış %4 olmuş olur. O yüzden 10'a 10 vermek daha makul veya 10 tane ürününüz olur elinizde. 10 tane ürün aynı zamanda bir tanesi ürünün kaç olsun? 10 TL olsun. Bunları çarpacak olursanız başlangıçtaki maliyetinizi kaç bulursunuz? 100 TL veya cironuz kaç bulursunuz? 100 TL. Arkasından artışı veya azalışı buranın üzerinden yapabilmek daha rahatlaşır. Şimdi bakalım enflasyon ve maaş. Enflasyon da enflasyon bizim için neden önemli? Eğer bir memur çocuğuysanız bunu bilirsiniz. Ee, ben memur çocuğu olduğum için daha çok hep e, karşıma çıkan problemlerden birisiydi. Maaşınıza zam yapılıyor ama enflasyon. Enflasyon ne demektir? Üründeki artış bakın. Üründeki üründeki artış. Diyelim ilk başta TV'niz var 100 TL, maaşınız var 100 TL. Eğer TV ne olursa 120 TL olursa ama memur maaşına 110 TL yani %10 zam yapılırsa memur maaşı kaç olacak? 110 TL. Sene sonun sene başında bu memur bu ürünü alabiliyordu. Yani 100 TL 100 TL ama sene sonunda artık alamıyor. Neden? TV kaç TL'ye geldi? 120 TL. Maaş kaç TL'ye geldi? 110 TL. O zaman alamayacak. Peki burada bir ne var? Kayıp var. Alım gücünde bir azalma var. Azalma miktarını bulmak için aradaki farkı alıyorsunuz. 120'den 110'u çıkardınız. Kaç oldu? 10. Ürünün son fiyatı paydada olması gerekir. 120. O zaman çarparsanız yüzde buradaki yani bir memurun alım gücündeki azalma miktarını bulmuş olursunuz. Dikkat edin bu tip sorularda enflasyon ürünle ilişkilendirecek. Yani enflasyondaki artış üründeki artışa karşılık gelecek. Arkasından da aradaki fark bölü enflasyon. Yani siz bir şey almak istiyorsunuz. Alamıyorsunuz veya alım gücünüz daha da artıyorsa. Ondan dolayı ben ne diyeceğim burada? 120 TL. Yani payda da her zaman ürünün son fiyatı olacak. Maaşın son durumu değil. Maaşın zamlı fiyatı değil. Ürünün son fiyatı olacak. Bu da çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Oluşan farklar enflasyon üzerinden yüzdesi hesaplanır. Yani enflasyon üzerinden yüzdesi hesaplanır demek ürünün son fiyatı demektir. Ürünün son fiyatını payda yazıp yüzde çarparsanız bu da size cevabı verecektir. Şimdi geçelim sorularımıza. Sorularla zaten bunu çok daha fazla pekiştireceğiz. Bu arada sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Cevap verilecek arkadaşlar. Yani bazen aklınıza takılan şeyler olabilir. Kitapla ilgili problematik kitabını da edinmeyi mutlaka unutmayın. Dikkat edin. Güzel sorular var. Yeni nesil sorular. Hemen başlayalım. Bir fırıncı ekmeğin gramajını %20 azaltıp fiyatına %20 zam yapmaktadır. Buna göre... Buna göre ekmeğe yapılan gerçek zam oranı yüzde kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar elinizde 100 gramınız olsun 100 gram. Ve bu 100 gramda kaç TL olsun? 100 grama karşılık 100 TL olsun. Bunun satış fiyatı nedir? Satış fiyatına bakalım. Ee, fırıncı ekmeğin gramajını %20 azaltıyor. Yani kaç oluyor? 80 grama getiriyor. Arkasından da fiyatına %20 zam yapıyor. Yani %20 zam yapacak olursa o zaman kaça satıyor? 120 TL mi? 80 gramı kaç maliyettir? 100 gram 100 TL ise 80 gramı ne olması gerekir? 80 TL olması gerekir. Satışımızda kaçtır? 120 TL'dir. Aradaki fark kaç TL? 40 TL mi oldu? Maliyetim kaçtı? 80 TL. O zaman gerçek zam oranı nedir? 40 bölü 80'den bu da yarısıdır. Yarısı ne demektir? %50. Geçiyorum diğer sorumuza. Bu soruda bakın arkadaşlar 100 grama 100 TL dediğim için soru çok daha rahat çıktı. Geliyorum buraya. Bir malın bir malın etiket fiyatı maliyet üzerinden %40 karla belirleniyor. Şimdi bakıyorum. Maliyet üzerinden %40 karla belirleniyor. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Yapılarak 560 TL'ye satılıyor maliyeti. Şimdi biz maliyetine ne diyelim? 100x diyelim. Ya da 100 TL de diyebilirdiniz ama burada gerçek bir değer var. Gerçek değerimiz kaç? 560 TL mi? O zaman benim burada yapmam gereken en önemli şey sadece yani 100 TL dersem gerçek değer olduğundan dolayı ben 100x deyip x'i bulmaya çalışacağım veya 100x'i bulmaya çalışacağım. Devam edelim o halde. Şimdi bakıyorum %40 kar belirleniyor. Yani 100x verdiğim zaman 40'ını bulmak çok daha rahat. Çünkü 40 olacak. O zaman satış fiyatım benim 140x. Satış. Ama bu başlangıçtaki satış daha sonra ne diyor? Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Yani etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yaparsanız %80'i kalır. O zaman ben bunu neyle çarpıyorum? 80/100'e çarpıyorum. Sıfırlar sadeleşti. Işte. 8 ile 14'ün çarpımı 80 32 112x oldu. 112x'e de kaç demiş? 560 TL. Bakıyorum soru benden neyi soruyor? Maliyetini. Yani 100x'i soruyor. O zaman burada ne yapabilirim soruyorsa içler dışlar yaparım. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. X'ler birbirini götürür. O zaman cevabımız ne olacak? Soru işareti eşittir. 100 çarpı 560 bölü 112. Bakıyorum neyle sadeleştirebiliriz? Burada neyimiz var? 56 ile 112 arkadaşlar. 2 ile sadeleşti. Burada bir tane 0 kaldı. 0 ile 2 sadeleşecek olursa 5. 5 ile 100'ü çarptık 500. Yani cevabımız Edirne oldu. Geçiyorum diğer soruma. Bakalım. Bir kırtasiyede satışların azaldığı düşünülerek indirim yapıldığında satışlar yüzde 40 artıyor. Bakın bu soru gerçekten mühim bir soru. Bu soruya 3 yıldız atıyorum. Dikdörtgen sorusu gibi düşünülebilir. Kasaya giren para yüzde 26 arttığına göre yapılan indirim yüzde kaçtır? Şimdi satış. Öncelikle ne diyelim satışlarımız kaç olsun? 10 tane ürün olsun. İndirim yapıldığında satışlar yüzde 40 artıyor. Yani şöyle 10 tane satışımız var. 10 tane satış var. Arkasından %40 artıyorsa 14 satış olur. Yani görmek isterseniz şöyle yapabilirsiniz. %40 artarsa ne olur? 140 bölü 100 katına çıkar. Sıfırlar sadece işte buradan ne geldi? 14. 14 tane satış. Şimdi ben başlangıçtaki durumu %100 yapabilmek için şöyle yapıyorum. Tanesi şöyle düşünün. Tanesi 10 TL. Arkasından da satış miktarı satış miktarı, satış adeti de diyebiliriz. Biz buna satış adeti de ne olsun? 10 tane olsun. O zaman başlangıçtaki benim cirom ne oldu? 10 çarpı 10'dan bu bana kaçı verdi? 100 TL'yi verdi. Yani başlangıçta bu kişi ne yapıyor? 10 tane ürünü var. Aynı zamanda bir tane ürünün maliyeti 10 TL olduğu için 10 çarpı 10'dan 100 TL'lik cirosu var. Ama ne yaptı daha sonra? İndirim yapılıyor. Ne kadar indirim yapıldığını bilmiyorum. Yani 10 TL'nin kaç TL'ye düştüğünü görmüyorum. Ama ne diyelim? X TL diyelim. X TL'ye indirdi. Arkasından da satışlar artıyor. Kaç TL oluyor? 14 TL. %26 arttığına göre bakın. Onu 10, 10 vermenin güzel tarafı şu. Başlangıçtaki cironuz eğer 100 TL ise %26, %26 arttırırsanız bu size neyi veriyor? 126'yı veriyor. O zaman x çarpı 14 eşittir 126. E, sadeleştirelim bir yazayım isterseniz eşittir 126 diyorum. Arkasından bunu diğer tarafa atacak olursam 4'ün sonu bakıyorum arkadaşlar. Sonu 6 ile bitecek şekilde kaçla çarpabilirim? 9 kere 4 36 başka bir şey olamayacağı için ne oldu? 9 oldu. Yani bakılacak olursa 10 TL'ye sattı ürünü kaç TL'ye sattı? 9 TL'ye sattı. Aradaki fark kaç TL arkadaşlar? 1 TL. 1'i yazıyorum. Başlangıçtaki fiyatım kaç? 10 TL. 1 bölü 10. Yüzdelikli olarak soruyorsa ya yüzde çarpın ya da paydayı yüzde genişletin. Bu sefer ben paydayı yüz, yüz yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Onunla genişletiyorum. Bu da bana kaç veriyor? 10 bölü 100. Yani yapılan indirim miktarı yüzde 10 oldu. Geliyorum buraya. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu soruya da 3 yıldız atmamız gerekiyor. Gerçekten önemli bir soru. Karşımıza çok fazla çıkıyor. Burada şöyle bir şey yapacağım. Şuna da kuru sabun diye düzelteceğim kuru sabun satması gerekir. Şimdi 6 kalıp yaş sabun veya 8 kalıp kuru sabunun ağırlığı 1 kilogramdır. Bakın 6 kalıp yaş ne diyor? 1 kilogram. Tamam sorun yok. Arkasından devam edelim. 8 kalıp kuru sabun o da 1 kilogram. 8 kalıp kuru. Bu tip sorularda yazmanızda fayda var. Yani metin çok büyük olduğundan dolayı eğer bu metni alt alta daha görünür bir şekilde kısaltarak yazarsanız soruyu daha rahat çözersiniz. Bakın 6 kalıp 1 kilogram 8 kalıp 1 kilogram. Ne yapıyor? Yaş sabunun kilosunu 3 TL'den mi alıyor? Yani 6 kalıp 6 kalıp 1 kilogramda kilosunu dediği için 6 kalıp arkadaşlar 3 TL oldu. Tamam sorun yok. Devam ediyorum. Kuru sabunun kilosunu 5 TL'ye satıyor. Yani 8 kalıbı kaç TL'ye satıyor? 5 TL'ye satıyor. 15 TL kar yapabilmesi için kaç kalıp kuru sabun satması gerekir? Bakın arkadaşlar. Şimdi soluklanma vakti. Neden soluklanma vakti? Bu soruyu karmaşık durumdan kurtarabilmek için neden alt kalıp 3 TL. 8 kalıbı 1 kilogram yapıyor 5 TL. Ben bu soruyu karmaşadan kurtarabilmem için yapacağım ipucu. Yani veri burada bir ipucu veriyorum. Kalıpları birbirine eşitlemeniz gerekiyor. Yani 6 kalıp 8 kalıp. O zaman ben bunları kaçta eşitleyebilirim? 24'te. 8 ile 6 kaçtır? 24. Burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. O zaman çarparsam 4 çarpı 3'ten hani 1 kilogram 3 TL'ydi ya 4 genişlettim. O zaman kaç oldu? 12 TL. 8 kere 3 24 TL. O zaman şu pardon 3 kere 5 arkadaşlar şunu düzelteyim. 15 TL. 3 çarpı 5'ten 15 TL. Yani 24 kalıbımız oldu. Şöyle düşünün 24 kalıp yaş şöyle yazayım. 24 kalıp yaş 12 TL. Devam ediyorum. 24 kalıp kuru bu da 15 TL. Kar kaç TL arkadaşlar? 3 TL. O zaman ne diyorum ben? 24 tane kalıpta kaç TL karım var benim? 3 TL. Karımın kaç olmasını istiyorum arkadaşlar? 15 mi? 24'te 3 TL kar elde edersem şu hemen sol tarafa yazayım. 24'te 3 TL kar elde edersem 24 tane kalıpta. O zaman kaç kalıpta? 15 TL kar elde ederim. Bakın 3'ten 15'e kaçla çarpmış arkadaşımız? 5'te mi? O zaman biz de burada ne yapalım? 5'le çarpalım. 5'le çarpacak olursak 5 çarpı 24'ten cevabımız haliyle 120 olur. Ve geçiyorum diğer sorumuza. A ve B kalite 2'nin satış fiyatları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bakın bu soru bana rutin olmayan problemleri de anımsattı. Değerler var. Bu değerleri yorumlayacağız ve sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bakıyorum. Burada neler oldu? A ve B kalite 2 unun satış fiyatları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bir tüccar A kalite unun kilosunu 1 TL'den alıp 4 TL'den satıyor. Hmm, bakalım. Dursun burada yani A'da ba bayağı karımız var. B kalite unun kilosunu 2 TL'den alıp 3 TL'den satıyor. Burada biraz daha karımız tabii ki az. Buna göre bu tüccar 1000 TL'lik un aldığında 800 TL kar yaptığına göre... A kalite undan kaç kilogram almıştır? Arkadaşlar A kalite undan kaç kilogram almıştır da dediğine göre ben buradan X kilogram alayım. X kilogram alıyorsam 1 TL'den alıyorsanız 4 xten satıyorsanız bakın kârı vermiş. Kârı toplam karı ne vermiş? 800 TL. Ama ne kadar maliyetimiz var? 1000 TL. Düşünelim. A için düşünelim arkadaşlar. A'yı yorumlayacak olursak soruyu çözeriz. Eğer kilosunu siz ne yapıyorsunuz? 1 TL'den alırsanız X kilograma X TL maliyet. Yazalım. Arkasından ne diyor? 1'den alıp dörtten satıyorsanız ne var? 3 TL karınız mı var 1 kilo başına? O zaman X kiloya 3X kar var. Karı da yazıyorum. Bakın burada dikkat edin her şeyi yazmayın. Olabildiğince bir tık işlemleri zihninizden yapmanızda fayda var. Diğer türlü soru çok şişecek ve yapamayacaksınız. Ne dedik? Birden alıp dörtten satıyorsa ne kadar karımız var? 3 karımız var. E, X TL, X kilogram aldı. O zaman 3X karımız var. Devam edelim. Şuna da ne diyelim arkadaşlar? Y diyelim. B için de şuraya sıkıştırıyorum. Y diyorum. B kalite onun kilosunu 2 TL'den alıyor. O zaman kilogram aldı. Maliyetimizi yazalım. Maliyet burada nedir? 2 Y'dir. 3 TL'den satıyor. Aradaki fark kaç TL? 1 TL. O zaman 1 kilogramda kilosunu dediği 1 kilogramdır. 1 kiloda 1 TL kar yapıyorsa Y kilogramda Y TL kar yapar. Onu da yazıyorum. Kar Y TL'dir. Şimdi şu da 3X TL'dir. Bakalım. Şimdi bu tüccar 100 TL'lik un mu alıyordu? Biz ne dedik? 100 TL'lik un oluyorsa maliyeti 100 TL. Yani burada maliyetimiz X TL'ydi. Burada 2'ydi. Yazalım o halde. X artı 2'ye eşittir 100. De, bin. Devam ediyorum. 800 TL kar. 800 TL kar. 3x karımız vardı. Y TL karımız vardı. Hemen altına yazalım. 3x artı y eşittir. Ne diyor? 800. Soru benden neyi soruyor arkadaşlar? Bakıyorum. A kalite ondan kaç kilogram? Yani x'i soruyor. X'i soruyorsa benim ne yapmam gerekiyor? Burada y'yi yok etmem gerekiyor. Görüleceği üzere şurayı eksi 2 ile çarpıyorum. Hemen sol taraftan devam edeceğim. Eksi 6x Buradan ne geldi? Eksi 6x. Buradan ne vardı? X mi vardı? Eksi 5x. Devam ediyorum. Y'ler birbirini götürdü. Eksi 2 ile 800 çarptım. Eksi 1600. Artı 1100 daha. Eksi 600 oldu. Eşittir. Eksi 600. Bakılacak olursa dostlarım. Burada ne olacak? Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. Sadeleştirelim. Buradan 2 geldi. Ve x'in buradan 120 olduğunu buluyorum. A kalite ondan kaç kilogram almıştır? Evet bu sorunun cevabı da eğer dikkatli dinliyorsanız önceki soruyla aynı 120. Evet arkadaşlarım güzel bir soruyla tekrar devam ediyorum. İsmail her birinin içinde 20 çiçek bulunan 15 koli çiçek alıyor. Hmm, her birinin içinde 20 çiçek o zaman 15 koli ise 300 çiçek. Devam edelim. Çiçeklerin 5 tanesinin satış fiyatının bir koli çiçek. Bir kolide ne vardı? 20 mi vardı? 20 çiçek diyorum o zaman. 20 çiçek maliyeti olarak belirliyor. Belirlesin. Yapılan sayımda 120 çiçek eksik çıktığına göre. 120 çiçek eksik nasıl çıkabilir? Çürümüş olabilir. Veya kullanılmaz durumda olabilir. veya eksik çıktı gerçekten. Eksik verildi. İsmail'in bu satıştan karı yüzde kaç olur? Bakalım. Şimdi tanesi ne olsun? Tanesi yazalım buraya. 1 TL. Bakılacak olursa burada ne vardı? 300 çiçek mi vardı? O zaman 300 çiçek için 300 TL ödendi. Ödendi ne demek dostlarım? Yani maliyet. Buraya maliyet diyelim isterseniz. Şimdi bakalım karımız ne? 5 taneden 5 tane çiçek yani 5 TL. 5 tane çiçeği kaça satıyor? 20 çiçek. Bir tanesinin maliyeti kaç TL'ydi? 1 TL miydi? O zaman 20 çiçeğin maliyeti e, haliyle tabii ki 20 TL olacak. O zaman ne yaptım? 5 tanesini 20 TL'den satıyor. Devam edelim. 120 çiçek eksik mi çıktı? Arkadaşlar 120 çiçek eksik çıktığına göre o zaman 180 çiçek var. Doğru mu? O zaman 180 taneyi kaça satar diyorum. Buradan buraya kadar kaç olmuş arkadaşlarım? Bakalım. 4 katına mı çıkmış? O zaman ben de 4 katına çıkartayım. Siz zeki öğrencilersiniz. Artık içler dışlarla çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok bence. Buradan 4 katına çıkmış. Buradan da 4 katına çıkmış. 4 ile 18'i çarptım. 72. Sonunda da bir sıfır var. O halde ne oldu? 720 TL oldu. Bakalım. Maliyetimiz kaçtı? 300 TL. Bakın eksik çıkmasına rağmen bu çiçekte de dehşet bir kar elde etmiş. Aradaki fark kaç TL? 320 TL mi? 420 TL mi? O zaman 720 eksi 300 diyelim. Çıkardık bize 420 TL kar verdi. O zaman 420 TL kar verdiğine göre ben ne yapacağım? Karımı bulacağım. Kar nasıl bulunurdu? Maliyet bölü e, kar bölü maliyet. Bakalım hemen renkli bir kalemle yazayım buraya. Buradan ne dedik? 420 bölü 300. Bir de yüzde çarpalım. Soru bana neyi soruyor? Yüzdelikli soruyor. Çarptık yüzde. Sıfırlar sadeleşsin sadeleşsin. 42'nin içinde o 3, 14 defa var. O zaman burada bir tane sıfırımız var. 14'te 0, 140. Güzel bir soruydu bence. Soru da bakın değerleri yerine doğru düzgün oturtturduğunuz zaman aslında çok olan çok zor gözüken bir soru bir dakikanın bile altında çözülebiliyor. Evet, evet arkadaşlar 5 yıldız mı atalım? 15 yıldız mı atalım? Gerçekten bilmiyorum. Bu soru aşırı mühim, aşırı önemli. Yani odanıza asılacak sorulardan birisi. Bakın odanıza bu soruyu asmayı unutmayın. Ya da durdurun durdurun tekrar tekrar bu soruyu çözün ya da problematik kitabında bu soruların benzeri var. Problematik kitabını mutlaka edinin. Bakın problemler çözmeden bir öğrenci bir yere imkansız gelmesi. Problem çözerseniz bir yere gelebilirsiniz. Şimdi bakalım. Yıllık enflasyon oranı %20. Bakın hemen ne yapacağım? Soruların pratik güzel bir başlangıcı var. Bakın bu çözümü hiçbir zaman unutmayın. Buraya ne diyorum? Maaş. Buraya da ne diyorum? Ürün. Ürün neyle ilişkili? Enflasyonla. İlk başta neyimiz var? 100. Üründe kaç yüz? Bu arkadaşımız memur olsun. Benim babam gibi. Babam da memurdu. Bu memurumuzun 100 TL'lik ürünü alabilecek gücü var. Sene başında. Enflasyon oranı %20 olduğuna göre ben burada ne diyorum? Ürün artıyor. Doğru mu? Yani 100 TL'lik ürün kaç TL çıkması gerekiyor haliyle? 120 TL. Bakalım maaş ne kadar oluyor? Bu fabrikada işçilere 2-6 ay için %30. E başlangıçtaki maaşımız 100 ise bu ne olacak? 130 TL oldu. Maaş. Devam ediyorum. İkinci altı ay için de yüzde yirmi. Bir şeye yüzde yirmi zam yaparsanız o sayı yüz yirmi bölü yüz katına çıkar. Sıfırları ne yapıyorum? Pıt 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 pıt. On işte on ikinin çarpımı yüz kırk dört artı on ikiden yüz elli altı. Bakalım. Bizim ürünümüz kaç TL olmuştu? 120. Maaşımız kaç TL oldu? 156. O zaman aradaki farkı buluyorum. 36. Ama neye böleceğim? Neye böleceğim arkadaşım? Neye? Neye böleceğiniz? Buna da enflasyon sorularında temel mesele ürünün kaç para olduğudur. O zaman ürünümüz kaç para olmuştu? 120 mi? 120'ye bölüyorum. Bana neyi soruyor? Değişim için. Alım gücündeki değişim için. O zaman yüzdelikli mi soruyor? Çarpı yüz diyelim. Sadeleştirelim. Sadeleştirelim. 3. 3 ile onu çarptım. Arkadaşlar 30 arttı. Güzel bir ülke. içinde bulunduğumuz ülkeye pek de benziyor değil. Evet geçiyorum. Yandaki dairesel grafiklerde bir malın kar maliyet ile kar maliyet burada. Kar satış burada. Arasındaki ilişki verilmiştir. Tamam. Birinci dairesel grafikte maliyetin merkez açısı 288. Şurası 288 mi? Tamam. 360'tan çıkartalım. 360'tan çıkartacak olursak. Bu da bakın arkadaşlar 60 oradan 12 buradan 300'e tamamla. 72 geldi. Okey. O zaman maliyet artı kar. Satışı bulabilirim değil mi? Arkadaşlar satışla bakın maliyette karı toplarsanız size neyi verecek? Satışı. Satış neydi? Maliyet artı kar. Maliyetimiz kaç derece? 288. Karımız kaç derece? 72. O zaman satış 360 oldu. Mal kar kaçtı? Bakın bu satış. Satışımız neymiş? 360. Kara bakalım. Karı da hemen üzerine yazacağım. Karımız da kaçtı? 72 miydi? Bunları birbirine bölüyorum. Bak çok önemli bir şey yaptım. Sorunun en kritik tarafına geldim. Ne yaptım biliyor musun? Karı satışa böldüm. Yeni bir grafik tasarlayacağım. O zaman yeni bir grafiği tasarlamak için bunların birbirine oranını buldum. 72 bölü 360 dedim. 72 bölü 360 bana kaç defa vardır? 5 defa vardır. O zaman 1 bölü 5 mi? Yani 1 bölü 5 ise sevgili arkadaşlarım. Kara alfa düşerse satışa 5 alfa düşmeli. Tekrar yazıyorum. Kar bölü satış bana neyi verdi? 1 bölü 5'i. Yani buraya alfa düşerse buraya 5 alfa. Tamamı kaç derecedir? 360 derece midir? O zaman 360 eşittir. Toplayalım. 6 alfa ve alfayı 60 derece bulurum. Bana ne soru? Satış fiyatının merkez açısı. Satış açısı neydi arkadaşlar? 5 alfa mıydı? 5 kere 60'tan 300. Bakın zor bir soruydu ama güzel bir yaklaşımla soruyu bitirdik. Evet ve geldik. Güzel bir soruya. %30 karla 260 TL'ye satılan bir ürün %10 zararla kaç TL'ye satılır? Biz çok daha güzellerini çözdük. Lütfen anlamış arkadaşlar yorumlara yapsın. Ve aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda buluşalım. Görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.